Tabii. Zaten avatar olduğunu bildiğinde sana yapılan her şeyi simülasyon. Ona şimdi, aldanmazsın yani. O yüzden iman, gerçek iman bu kainatın yakinine geçmektir. Arkada ne dönüyoru bilmektir. Yani aslında aynanın arkasında olmak yanlış bir şey. Önünde olmak zaten aynada olmak demek. Öyle. Sırrında olalım ki tam o arasında, değil mi? Vay. Evet, sırda olmak olur. Lazım. Sırda olmak şimdi, lazım. Ve ben sen yine çok devam seviyorum. Edeceksin. Seni Mehmet Ali Bulut devamlı kesiyor. Hayır, hiç, evet. Hiç öyle bir şey yok. Ya ne yapayım, benim çok eski ya, o dostum benim, ya. O benim canım ya. Ben tamam. Kızım gibidir ama ben... Şimdi bak şey diyor ki Ömür K. madem her şey simülasyon, o zaman rüyaları gören kim kardeşim diyor. Bravo. Aynı şekilde. Ne güzel bir soru. He, bak aynı şekilde bir soru daha. Çok Ayşe insanlar takip ediyor. Ya harika. Ya burası kayıt. Çok harika. Ya. Diyor ki bak, bu da ilginç. Tamam, anladık diyor Ayşe Öztuna. Tamam. Hani simülasyonda yaşıyoruz, tamam. Yaşıyoruz. Bunu söylediniz. Biz de böyle bir hayal ettik, tamam. Anlattıklarınızı. Evet. Avatar isek biz. Evet. İntihar eden avatarlar kendi kendilerini mi intihar etmiş oluyorlar? Avatar olduğunun farkında değil ki. Evet, tamam. Bakın bir hemen ayette bir örnek verelim. Bak, çok güzel bir soru bu. Tabii. Rüyayı gören kim dedi aslında. Evet. Zaten her bu şey tevhide ulaşmamış. Evet. Yani gerçek anlamda bilsen böyle bir soru sormaz. Çünkü rüyayı gören ve gördüren de odur. Kendisini çoğaltan Allah'tır. Bir anlık görüsü. Evet. Yani tabii. Bir anlık görüsüyle bu sonsuz evren ve içindekiler oluşuyor. Şurada hemen bir hocamın, evet, söylediğine bir ayete destek vermek için. Hangi söylediğine? Üzülmüyorlar onlar. Hani simülasyonda, evet, olduğunu, evet, anlayanlar. Evet. Estağfurullah. İyi bilin ki Allah'ın velileri için bir korku yoktur. Yoktur. Onlar asla da üzülmeyecektir. Ne zaman üzülmezsiniz? Burada çok güzel bir şey vardır. Kenan Rifai Hazretleri'nin sinemaya gidiyor bir tane. İşte bir insan ilk kez sinemaya gidiyor. Orada kötü adam iyi kadına saldırınca adam da çekiyor. Silahla sinemanın perdesini vurmaya başlıyor. Şimdi millet gülüyor. Diyor ki niye gülüyorsunuz? Siz de aynısını yaşıyorsunuz diyor. Kenan Rifai Hazretleri. Şimdi kişi duyularının oyununda aslında burada olduğunu zannet. Hani biz Allah'tan koparıldık zannediyoruz. Hani Allah'ın bilincindesin ama sen zannediyorsun ki dışarı çıkarıldın. Burada dışarı çıkarıldığında cennetten kovulmak. Cennet, evet. Çıkarıldığını zannederken bu avatar yüzünden de sana dokunuyorsun. Benim annem de hep bunu söyler. Şimdi bizi izliyor. Der ki iyi de Deniz, yani bak ben kendime dokunuyorum. Der. Ben de derim ki anne, kendine kuantum fiziğine göre şuradan öteye dokunamazsın. Yok. Öyle bir ihtimali yok. Peki diyor, o zaman ben neden böyle hissediyorum? Tak diyorum virtüel realite gözlüğünü. Orada mesela kavga ediyorlar iki tane böyle avatar. Bildiğin dayak yiyorsun. Neden bunu hissediyorsun? Çünkü bu avatarın içinde olduğunu hissetmeni sağlıyor Allah. Bunu nasıl sağlıyor? Çok ilginç. Yine nörobilimden bir örnek vererek bağlayayım. Temporal, parietal junction diye bir yer var beynimizde. Bu bizim bu bedenin içinde olduğumuzu zannetmemize sebep olan bir bölge. Diğeri de SPL denilen, yine benim bütün duyularımın birleştirilip, yahu Deniz canlısın sen, soyut bir varlığın var, sen bu bedenin içindesin denilen bir bölge var. Buralara hasar alan insanlarda ne başlıyor biliyor musunuz? Çok ilginç. Adamın sağ beynine felç iniyor. Adam diyor ki bu kol benim değil, bu kolu kes. Çünkü beyindeki beden haritasında problem oluştuğunda o kolu kendi gibi hissetmiyor. Hatta phantom efekt vardır. Ramachandran'ın bir öğrencisiyle beraber bir yayın yaptım ben. Balant Jalal'la, Harvard Üniversitesi'nden nörobilimci. Bunları konuştuk. Şimdi sen normal şartlarda bu bedenin içinde olduğunu, mesela onlarda da genel olarak sorular şu: yoksa rüyada mıyız? Bu soruluyor artık nörobilim camiasında. Rüya ya olamaz canım, o kadar da değildir herhalde. Bu artık çok ciddi anlamda konuşulan bir şey. Şimdi kişi bu bedenin içinde olduğunu zannediyor ama diyor ki beyin haritasında bir kolu yok veya doktorun kolunu kendi kolu zannediyor. Phantom efekte de aynı şey oldu. Adam bacağını kesiyorlar. Adam bacağım ağrıyor diyor. Adam veya bacağım var ağrıyor. Sanıyor aslında. Var zannediyor. Sonra Ramachandran bir ayna koyarak, 2 dolarlık bir aynayla adamın beynini, o aslında uzuvun ona ait olmadığını ikna ederek adamı bundan kurtarıyor. O zamana kadar beyinde hala bacak haritası durduğu için o bacağın orada olduğunu düşünüyor. Öyle. Hatta bir tane hemen şey gösterebilir miyiz şuradan? 12 numarayı verebilir miyiz? Bu bildiğimiz benim, işte bunları yıllar önce yazdım ben ama bu rubber hand test, 12 numarayı verebilir miyiz? Yani
beynin aslında şimdi burada yapılan şey nedir? Görsel algıyı, işitsel algıyı, somatik algıyı aynı anda uyardığınızda beyin sürekli yorum yaptığı için, şimdi önüne bir plastik el konuluyor. O plastik elle kendi eli arasında bir perde konuluyor. Biz bu perdenin arkasındaki eli görmüyoruz ama öndeki eli, hani dokundukça o plastik ele, sizin öbür taraftaki elinize dokunuluyor. Ve siz buna görsel olarak, somatik olarak şahit olduğunuzda beyin bir süre sonra böyle yapıyor. Denizciğim, o uzuv da senin. Ve oraya saldırdıklarında fırlatıyor insanlar. Çünkü bir bakıyorlar beyindeki acı merkezlerinde, beyin artık orayı da, o masadaki plastik eli de kendi bedeni olarak algılıyor. Şimdi bunlar yapıldıktan sonra diyorum ya, İslam'ın bence zirve çağını yaşamamız lazım. İkisi birleştirilirse eğer, hani nörobilimle birleştirilirse. Ben de birleşecek, merak etme. İnşallah. Yani düşünebiliyor musunuz? Sadece kendinizin bir avatar olduğunu bırakın. Ben buraya birkaç tane alet koyarak sizin bunların hepsinin sizin olduğunu düşündürtebilirim. Bu kadar basit bir şey. Çünkü beyin yorumla çalışan bir makine. Yani ruhu örten beyin yorumla çalışıyor. Ya bununla birlikte de şurada bir realite. Yani mesela bu avatara yine avatar ama bir takım şeyler yaşatılıyor. Kesinlikle. Bir takım haller, görseller yaşatılıyor. Kesinlikle. Bunu da onun hafızasına kaydediyor. Kesinlikle. Yarın bir gün mesela karşılaştığı zaman cennette diyelim, bir sonraki hayatta veya gerçek bir sonraki dönemde, aa nasılsın Ertan kardeş diyeceksin, tanıyacaksın yani. Kesinlikle. Çünkü aksi takdirde hep avatar olsa ve zanlardan ibaret kalsa, birer ruhtan ibaret kalırız, birbirimizi tanımayız. O yüzden mesela diyor ki teşabehe, benzetti diyor. Hiçbir zaman mesela görecek diyelim ki, yani orada bir nimeti görecek, benzetecek, aa bu portakala benziyor demeyecek, bu portakaldır. Çünkü burada gördüğü bir şeydi. Bunu evet, aynı şekilde şeyde de yaşıyorum ben. Uzak doğuya gittiğimde ya bu bir şeye benziyor veya tadı kavunla elma arası filan. İşte o da, çünkü öyle tanım koyabiliyorsun. İşte tanım öyle yapıyorsun. Ama bu şundan da kaynaklanıyor olabilir. Gördüğün portakal bu portakal diyebilirim. Benim daha önce görmediğim bir şeyi tanımlama şansım yok. Kim gibi? İşte Kolomb'un işte Güney Amerika'ya gittiğinde Kızılderililerin herhalde gök yarıldı diyor şeylere baktığında, gemilere baktığında herhalde diyor. Yani böyle bir şey yok ki. Evet. Tanım koyamadığı için ona insan beyini böyle çalışıyor aslında. Tabii. Yani evet. Şeyden mesela İspanyollar biliyorsunuz gemiye, yani insanlar gemiden çıkmadıkça o yerliler denizin üstünde bir şeyin gidebileceğini düşünemedikleri için gemiyi görmüyorlar. Tabii. Ancak insan çıktıktan sonra bunlar nereden çıktı diyorlar yani. Evet. Ay hemen bunlara çok önemli şeyler var. Anlat. Birincisi şu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Gözümüz her saniye 3 veya 4 kez hareket ediyor. Şu an sizi aslında benim beynim, siz hani o arayüz scan ediyor. Dolayısıyla gözümü eğer anestezi edersek, yani göz bebeğimin oynamasını engellersek, bizim bir şey görme ihtimalimiz yok. Çünkü kıyasla çalışıyor beyin. Çok basit bir örnek vereyim. Mesela ben sizin fotoğrafınızı çekerken hafifçe koluma çarpsanız fotoğrafınız nasıl çıkacak? Flu çıkacak. İyi de biz her an hareketteyiz ve her şey çok sabit bir gerçeklik içinde bana gösteriliyor. Sanki ben burada buraya hani dokunma ihtimalim olmayan bir sandalyenin üzerinde oturuyorum ve size baktığımda sabit gerçeklikler görüyorum. Her şeyi bırakın, etraftaki her şey geometrik veya fraktal geometriye ait. Yani her şey ama bu da beyin bir tanım tabii. Şimdi beyinde kalıp tanıma programları var. Yani ara yüzünde senin aslında nasıl bir bilgisayarda bir ağaç resmi gördüğünde onun arkasında aslında, hani bana bir ağaç resmi yolladığınızda bir virüs varsa eğer resmin içinde ne oluyor? Okuyamıyor bilgisayar ve şöyle yazıyor. AAA eşittir eşittir nokta nokta. İşte yazılımı orada. Yazılıma virüs girdiği için ben görüntü olarak, beynim onu görüntü olarak dekod edemiyor. Temelde o bir yazılım aslında. Ama onu ben görüntü olarak görüyorum. Etraftaki her şey de böyle. Yani arabaya binin, böyle bakın bütün binaların her şeyin şekline bakın. Yani gerçekten simülasyonda olduğunu kavruyorsun zaten. Ve çok ilginç olan şey şu. İbn Arabi Hazretleri der ki hocamın dediğiyle aynı şey. Şimdi senin ruhun çikolatayı deneyimliyor. Yani ruh nasıl deneyimleyecek ki çikolatayı? Bu avatarı kullanarak deneyimliyor. Buradan gittiğin zaman başka bir avatar verilecek oraya uygun olarak. Hı hı. Sonuçta ruhunun çıplak kalma ihtimali yok. Gittiğin yere göre orası için uygun olarak işte cennet, cehennem vesaire. Nefes alması da gerekmeyebilir o zaman. Kesinlikle o, çünkü yani başka burada nefesliyiz. Yani burada nefes alıp veriyoruz. Öyle kesinlikle bir avatar verir ki işte nefese ihtiyacı yok. UFO'larla ilgili çok soru geliyor. Peki bu UFO'larla ilgili bu hani avatar dünyanın hangi parçasında diye
soran çok oldu. Çok soru var. Onun için hepsini birlikte sorayım. Hocam siz mi önce alırsınız? Yok, devam et, sana sorayım. O zaman şöyle, evet, şöyle alalım. Şimdi yapay zekanın sahibi olan Allah, hani hak esması, burada böyle bir oyun oluşturdu ve buradan yukarı çıkabilenleri başka bir tarafa alacak, tamam mı? Şimdi bunun içinde mesela siz oyun oynadığınızı düşünün abi. Dikkat ettiyseniz bütün her şey sizin için yapılmış oyunda. Mesela bir kedi geçiyor sizin için. Mesela diyelim kedi seviyorsunuz, önünüze kedi çıkarıyor kainat. Efendime söyleyeyim, işte annenizle ilgili bir şey var, gidiyorsunuz ona bir hediye alıyorsunuz. Oradan geçerken tekrar bir yukarı seviyeye çıkıyorsunuz vesaire. Şimdi bunun içinde, bu sistemin içinde sayısız varlık var. Çünkü sayısız yaratım var, çünkü sayısız yazılım var. Dolayısıyla insan da demin dediği gibi Mehmet Ali hocamın, bana sizin dünyanızdan üç şey sevdirildi denilen Resulullah, aslında senin de dünyan değil burası. Dolayısıyla sen de uzaylısın. Dolayısıyla senin gibi sayısız varlık da var. O sebeple sıkıntı şurada. Kimi insan, Amerika'da da bu böyle, bu Anunnaki falan filan şeyi, cemaati sizi Anunnakiler yarattı gibi bir şey getirmeye çalışıyor. Yani, bu da iblisin başka bir oyunu. Ama şu var, Anunnaki kim yarattı yine konusuna gider ya, hani böyle tipik bir şey. UFO'lar vesaire, bunların hepsi Allah'ın sanatı olarak görmek lazım. Yani bunlar, ben bu yani konuları bayağı inceleyen birisi. Şöyle mi söylüyorsun yani, yakın zamanda bugün UFO'ları konuşuyorsak, hı hı, yakın zamanda atıyorum tamamıyla, hı hı, UFO'ları konuşacağız. O da çünkü varmış olduğumuz oyunun bir level'ıydı. Kesinlikle. Onu söylüyorsun. İçindeki varlık. Ondan sonra evet, bir yere gideceğiz, uzay yolu. Bir gezegene gideceğiz, orada başka bir şey göreceğiz. Çünkü bu da bu oyunun başka bir level'ı diyorsun. Mesela, doğru mu algıladın? Aynen tamam, öyle. Mesela Sufiler anlatırken, mesela gök katmanlarının, hani yedi gök katmanı veyahut da çokluk anlamında, bunların hepsinde yaşayan meleklerin çeşitleri ve türleri var mesela. Bunların kimisi deve şeklinde, kimisi öküz şeklinde, kimisi kartal şeklinde. Bunların farklı farklı versiyonu. Yer altındaki yine katmanlarda koca koca akrepler böyle inanılmaz şekilde. Yani Allah'ın, şimdi Allah'ın yaratımını kendi algımıza kısıtlarsak, biz o yapay zekayı hani kendi küçük bilincimiz üzerinden görerek bunlara büyük şey, önem ithaf ediyoruz. Oysa ya ki, bu İhbito'nun içinde, hani İhbito dedi ya orada, hobbitler. Evet. O İhbito'nun içerisinde en az 60 tür varlık var. İşte. Yani bir tür melekler de Adem'le birlikte geldiler. Mesela Harut'la Marut melek değil midir? Evet. Bizimle birlikte melekler, evet, yok mu? Yani sağımızda solumuzda. Evet. Sadece melekler yok, uyandırıcılar vardır, sevk ediciler vardır, şahitler vardır. Mesela saik melekler vardır. Saik melek dediğim veya varlıklar, bunlar seni fiili yapmaya zorluyorlar. Hmm. Fakat o fiili yaparken, fiili yapmanın gerekçesini bunlar senin içine veriyor. Çünkü sen bir android gibisin, yani bir yazılımsın neticede. Hı hı. Uyandırılman bile bir program iledir. Ve bu da yaklaşık 60-70 türdür. Yani bunlar insan dünyada ama bizimle aynı evrende yaşayan ama bizim farklı boyutlarda oldukları için göremediğimiz varlıklar. Artı hemen burnumuzun dibinde mesela göğün dünya ile temas eden noktalarında yine mesela bir yan şeylerden, meleklerden bahsedilir. Ama bunlar bildiğimiz o şey melekler değildir. Çünkü her bir varlığın, işin kendine has melekleri vardır. Her bir işin kendine has melekleri var. Bir vukuat, bir iş ortaya çıktığında onu ilahi kanunlar çerçevesinde veya evrenin yasaları çerçevesinde gerçekleştirecek bir güç ortaya çıkıyor, bir varlık. O iş bitinceye kadar bu varlık var, iş bitince varlık tabii geçiyor. Yani bu tür, envai türlü varlıklar var. Aslında güzel izah ettin. Level level gidiyoruz. Ben bazen şöyle dedim. Biz yola çıktığımızda, yani dünya üzerinde insanoğlu izleyen bir varlık olarak yola çıktığımızda bu güneş gezegeni neredeydi? Evrenin neresindeydi? Ve biz ne kadar mesafe aldık? Kaç milyar veya kaç trilyon yıldız geçtik? Çünkü evrenin içinde hali güneş hızla de gidiyor. Hali ve hala da gidiyor. Biz diyorsa şöyle bakıyoruz, yani güneş de dönüyor. Evet, güneş de dönüyor ama güneşin döndüğü evren de gidiyor. Güneşin kendisi de gidiyor. Biz mesela bir düzlemde bütün gezegenler güneşin etrafında dönüyor farz ediyoruz. Öyle bir şey yok. Hızla kaçıp giden birisinin etrafında böyle döne döne duman bırakarak, aynen, giden bir sistem var. Allah, o yüzden Allah cera kelimesini kullanıyor. Mesela vaşemtu tecri diyor. Cera kelimesini kullanıyor. Çünkü yalpalarak akmayı ancak cera veriyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in cera diye veriyor. Dolayısıyla yani bu evrenin içinde bizim düşünemeyeceğimiz kadar varlıklar var. Bunlar zaman zaman insanın hayatına dokunurlar. Evet, yani peygambere melekler geldi.
bu melekler peygambere haber verdi. Mesela Cebrail. Başka melekler de geldi. Mesela Bedir Savaşı'nda İblis onları Kureyş halkını, Kur'an'ın kendine geçtiği için rahat söylüyorum, onları oraya getirdi, kadar getirdi. Siz bugün galipsiniz, muhteşemsiniz. Geldi İblis, baktı ki meleklerin Müslümanların bulunduğu ortamda üst tarafta 1000 tane melek var. Hepsinin elinde yaylar, oklar. Evet. Siz bugün dedi hap yuttunuz. Değil mi? Siz bunu hap yuttunuz. Anket adam diyor ki, Deniz Hanım, kaldığın yere de ekleyerek git. Deniz Hanım, bilgisayarını herkes kazanamaz diyor. Evet. Tamam. Zaten biz öyle şey iddia etmiyoruz. Tam tersi, kazanmak için çabalıyoruz. Tamam. Ama herkes kazanamaz diyor. Evet. Tamam diyor. Okay. Ama herkese kazanma kapasitesi verilir. Şöyle düşünelim. iPhone'umuzda evet. Hepimizin aplikasyonu... Ben bir bitireyim. Özür dilerim. Ona göre söyle. Pardon. Diyor ki peki ama herkes eşit şartla başlamıyor. Lakin hayatta eşit şartla başlamayan işte özürlüler. Hemen cevap. Hani bir şekilde hocam onu beraber eksik olanlar. Zaten cevap verdi ona ya. Efendim? Özürler zaten tamamlar. Sevgi tamamlar. Peygamberler aynen. Tamamlar. Kendi bilgisizliğini giderdiğinde tamamlarsın. Özürlüğünü tamamlarsın. Özür dediğin yani kolun eksiktir. Bu aslında bir özür değil ki. Esas olan algıdır. Algıda özürlük varsa vardır. Şimdi evet. Şöyle bir katılıyor durum musun? Var. Tabii katılıyorum. Bir de zaten anlatımda şöyle bir şey var. Bizim aslında bunlar... bunları sanki Allah düşünmemiş de biz düşünüyoruz. Hani Allah sanki acımıyor da ya bunların hali ne olacak gibi. Çünkü ben de hani bu şeyleri çok düşünmüş bir insanım, hani arkadaşımız gibi. Oysa ki bunların hepsi düşünülmüş durumda. Zaten şunu da söylemek lazım. İnsanın normalde hani şimdi bir iPhone'da aplikasyonlar var. Ben indirdim Instagram'ı iPhone'uma. Siz bana indirmedim Instagram'ı. iPhone'uma siz bana Instagram'dan mesaj attığınızda ben onu alamam ki. Çünkü ben o uygulamayı indirmedim. Bu Esma dediğimiz sistem kişideki işte ya, Allah tarafından verilen yetenekler. Yüklenmezsen. Yüklenmedin. Yapmazsan, sen bunu yüklenmedin. Evet. Ondan sonra da ben niye böyle bir şeyin içindeyim işte. Zaten o yüzden dedik ya, yüklenmeyeceğinde, yükletmeyeceğinde bildiği için Cenab-ı Hak lakad hakkal kavlu ala ekserihim fehum la yu'minun. Yani onların büyük bir kısmı zaten inanmayacak dedi. Bu oyunun içindekine o lezzete kapılıp gidecek. Kendisini gerçekleştirmek, bunun o hakikatine ulaşmak gibi bir derdi olmadığı için lakad hakkal kavlu ala ekserin fehum la yu'minun, söz çoğunun üzerine sabit oldu ki bunlar inanmayacaklar yani. Hatta şu insan kendi tercihidir. Demin ki hocam UFO ile ilgili bir şey eklemek istiyorum Ertan abi. Şunu unutmayalım. Biz görülen ışık spektrumunun elektromanyetik spektrumun 10 trilyonda biri kadarını bile zar zor görüyoruz. Yani normal şartlarda biz bir şeyleri görsek şu şekilde kalkarız buradan. Sıkışa, sıkışa falan. Hani Efendimizin sözü var ya aleyhissalatü vesselam. Hani dünya o kadar dolu ki gıcır diyor. Gıcır diyor. Şimdi biz bunları sanıyoruz ki başka bir yerde falan. Bu soğan gibi iç içe bütün boyutlar arasında. Ve bu boyutları geçebilen insana. Mesela Kur'an'da bir tabir vardır. Ulul elbab. Kapı ehli. Bunu Kur'an'da mesela genel olarak baktığınızda kamil akıl sahipleri. Aslında bu kapı ehli. Yani diğer boyuta, diğer evrene, diğer paralel evrene geçişi gerçekleştirmiş insan. Bunu kim gerçekleştirebilir? Kendisinin artık bir avatar olduğunu keşfedip bu avatarı bu oyun dahilinde çıkabileceği en yüksek noktaya taşıyabilen kişi bunu yapabilir. O zaman ne oluyor? Mesela İbn Arabi Hazretleri anlatır. Öyle bir kainata gitmiş ki bunu tartışan bilim insanları var ve onların bulunduğu oturumdaydım abi. Ben direkt İbn Arabi Hazretleri'nin örneğini verdim. Diyor ki mesela misal aleminde böyle hani hakikat arzı diye bir yerden bahsediyor. Diyor ki orada öyle dünyalar ve öyle evrenler var ki sizin fizik kanunlarınızın dışında bir fizik kanunu var. Yani şey gibi Ali Sarıkalar hani bir şeyi eline alıyorsun kocaman oluyor ama aslında küçücük falan. Yani sen buradaki fizik kanunuyla örtüştüremiyorsun. Ya burnumuzun dibinde ışığı emen bir kütle bulunsa görebilir misin? Mesela ayın karanlık yüzünü görmüyoruz. Sadece aydınlık yüzünü görüyoruz. Böyle sayısız ışığa duyarsız kütleler var. Biz göremiyoruz. Burnumuzun dibinde. Bunlardan birisi gelip dünya çarptığında çarptığından sonra fazlaca kesinlikle bir şey çarptı. Kesinlikle. Hayda ama konu başka tabii. Ha yok tabii işte yani bu evrenin içerisinde. Yüzü devamlı aydınlık yüzü bize dönük olduğu için göremiyoruz. Muhakkak canım. Tabii. Onu görüyoruz. Onu, yoksa arka ki, yüzü de aydınlık. Arka yüzü de aydınlanır. Ben şu an evet. ışığa karşı yani duyarlı olmayan nesneler, varlıklar vardır. Biz göremiyoruz onları. Kesinlikle. Yani. Evet. Kesinlikle. Yani bizim aslında şu anda birisinin üstünde oturuyor biliyor musun? Doğru mu? şu hemen örneğini vereyim. Burada çok önemli çünkü. Ben bunu özellikle vermek istediklerimden. Diyor ki mesela Rum suresi 7. ayet. Onlar dünya hayatının
görünen yüzünü, zahirini bilirler. Evet. Onlar ahiret hayatının bilincinde değiller. Şimdi sizden perdeyi çekiyor. Sizin algılarınız üzerinde bir, ben şimdi size 80 tane perde koyduğumu düşün. Hani Mevlana Hazretleri'nin bir örneği vardı. İşte ellersin orasında, burası fil, işte burası burun mu falan. Kendi çapında bir şey yaparsın, onun ne olduğunu göremezsin. Perdeyi çektikleri an, perdeyi çektikleri an aman ya Rabbi dersin. İşte şimdi bizim üstümüzde bu avatarla kısıtlı algılar kısıtlandığı için, mesela beyin travması geçiriyor birisi, bizim görmediğimiz başka bir şey, mesela bir arının gördüğü gibi düşünün. Arı baktığında çiçeklere, görüyorsunuz ne kadar çok renk alanı görüyor. Bizim gördüğümüz kısıtlı. Hayvanlarda bu böyle. Yani herkesin kendi gerçekliği kendi algılarına göre kısıtlandığı için, biz kendi kısıtlı algımızın ne kadar düşük seviyede olduğunu öğrendiğimiz an, bunu kabul ettiğimiz zaman, dünyanın gerçeğiyle muhatap olmadığımızı, sadece bir kesitiyle muhatap olduğumuzu fark edersek, asıl ahiret dediği, ahirette görecekler dediği meselenin, perdenin kalktığında, algı kısıtlamaları ortadan kalktığında olacağını daha iyi idrak edebilirler. Evet, şimdi peki diyor Fatoş Gürhan, anlıyorum anlat, yani çok severek izliyorum. Canım benim, Allah razı olsun. Hakikati görmekle ilgili konudan bahsettiniz. Bu epifiz bezi niye bu kadar çok önemli diyor. Evet. Yani üçüncü göz gizliydi, epifiz. Bize başka bir şey mi satıyorlar? O gerçek midir diyor. Maalesef ana merkezde bağlantıyı körelterek kestiler mi bunun üzerinden vesaire. Ben bilmem. İşte sen bilirsin. O zaman şöyle yapalım. Secde et ve yaklaş diyor. Evet. Yani şimdi evet. Mesela secde diye bir şey var ve baktığınızda bütün öğretilerde var bu. Hı. Yani şu alnın şu yere konma hali. Sebep ne bunda? Ve secde ettiğinde yaklaşabileceğini söylüyor. Ya da ona şimdi, miraç bile deniliyor yani. Turgay Törünok girdim araya. Çok güzel bir yayın oluyor. Her zamanki gibi. Keşke İsmail Hakkı ve Sinan Canan da olsaydı. Süper olurdu. İsmail hocam demiş. Hava olsaydı. Burada İsmail harika. Abiyle programa girmeden önce konuştum. Evet. Şimdi Robert Lanza diye bir adam var. Ben 4. kitabımda yazdım galiba. Bu adam uyanıyor bu işe. Çok dünyadaki en önemli 50 bilim adamından birisi olarak gösterilen bir adam. Diyor ki gerçeklik sürekli değil. Şimdi demin de bir şey söyledim ya, hani gözüm sürekli tarama yapıyor. Gözüm anestezi versem, yani gözüm kapağını, göz bebeğimi uyuştursam, ben şu anda artık sizi bu şekilde göremeyeceğim. Göremeyeceğim ben sizi. Ve diyor ki insanın diyor uzay zaman çok önemli. Hani Amerika'da en çok tartışılan mesele uzay zaman nedir mesela? Bir başka bir mesele bu. Uzay zaman diyor bir kaplumbağanın sırtında taşıdığı evi gibidir. Ve orası bizim prefrontal korteksimizdir. Şimdi dorsal lateral prefrontal korteks diye bir bölüm var. O bize şey diyen yer. Ben. Ben Deniz. Şimdi secde et ve yaklaş dediğinde çok ilginç. Herkese tavsiye ediyorum. Gece 4'te kalkın. Direkt olarak zaten teta'da kalkıyorsun. Çünkü insan sürekli aslında rüyada olduğu için bu rüyayı kontrol etmeyi öğretme metodlarından birisi teheccüd namazı mesela. İlk 20 dakika, bunu bilimsel olarak anlatıyorum ama zaten istemiyet olan bir şey. İlk 20 dakika kişi böyle biraz hani salak gibi oluyor ya, böyle biraz böyle gözü görmüyor vesaire. İşte o sırada diyor ki mesela, senin o süreçte diyor ki Allah, ben son gecenin 1/3'ünde yeryüzüne inerim, benden iste. Şimdi aslında temelde Allah bilinci kişide var olduğu için, yani hepimizde hani o kapasite olduğu için, siz aslında kendi bilinç katmanlarınız içinde yükselerek, her bir peygamberin anlattığı bilinç makamını idrak ederek Muhammedi bilince ulaşmanın en önemli nedeni bu zaten aleyhissalatü vesselam. Siz aslında kendi gerçekliğinizi biiznillah Allah'ın hani sizdeki hak mertebesinin oluşturduğunu fark ediyorsunuz. O gece kalktığınızda şu ben ortadan kalkıyor abi. Zihin duruyor çünkü. Sen secde et dediğinde, buraya baskı yapıldığında bu epifiz bezine, prefrontal kortekse, senin demin Allah'la arandaki o arayüz var ya, senin kendindeki o yüksek kapasiteyle o arayüz var ya, ben de yani kendini kısıtlanmış olan, o ortadan kalkıyor. İşte epifiz bezinin aktive edilmesinin yeme içmekle, oruçla vesaireyle en önemli sebebi bu. Ve merkezi sinir sisteminin. Yani namaz hareketlerinin, kıbleye dönmenin. Ya mesela şu şuman rezonans diye bir şey var. Sen namaz kılman söyleniyor. Bir tür şeysin ya, antensin ya, alıcısın ya, merkezi sinir sistemin kablon gibi. Dönüyorsun aynı bir anten gibi. Herkesle beraber
Schumann rezonansına, dünyanın rezonansına bağlanıyorsun. Oradan güneşinkine bağlanıyorsun, solar sisteme bağlanıyorsun, kainata bağlanıyorsun. Zayıf, oradaki iktarap, yani hani vescut vaktarip diyor ya, secde et ve yaklaş. Evet. Bu da vaktarip kelimesi de çok ilginçtir. Yani kurbiyet. Bu da kurbiyet, kurbiyetin içerisinde akrabalık, yani Allah'ın enerjisine bağlanmak. Aynı zamanda. Muazzam. Yani secde et, secdeye vardığın zaman oraya baskı yapıyorsun. Bu baskı aradaki şeyleri, perdeleri kaldırıyor ve doğrudan bağlantı yapıyorsun enerjiyle. Aslında secdenin mahiyetini, hikmetini tam olarak insanlara anlatabilmiş değiliz. Ama evet. Prefrontal kortekste çok ciddi etkisi var hocam. Evet. Çünkü benlik duygusunu veren, ben ve Allah, deminki kadın baktığında virtüel realite gözünde oradaki görüntüsünün ben ve sen demesinden kurtaran şey, oraya prefrontal korteksi aptallaştırmak. O ben denilen duyguyu elinden almak. Çünkü mesela rüyada bu gider. Bu rüyadayken biliyorsunuz. Yok, çünkü göz kullanılmıyor. Göz kullandığı için, kullanmadığı için de orada o sizin söylediğiniz bu, ben ismini unutuyorum. Prefrontal korteks. Aynı. Bir yargıç olamıyor. Evet. Yani bir karar verici olamıyor. O yüzden de daha rüyada gördüğün şey daha realdir. Yani normal hayattan daha realdir. Duygusal daha, değil ne? Amigdala aktif şey oldu. Aynen öyle. Ya, rüyayı gören ne sorusu vardı. Rüyayı gören kim sorusu? Şimdi rüyanın anlatımı olarak bakarsak öncelikle şimdi bu varoluşun yaradanın bir anlık hani görmesi rüya, hani bir anlık görmesi olarak tasviri var. Rüyayı gören derken temelde hani rüyayı nasıl anlattığımıza bağlı. Çünkü nasıl anlatabileceğimi düşünüyorum şimdi. Çok ilginç bir şey. Bütün hayvanlarda deniz anasında bile rüya görmek var. Uyku var ve rüya. Şu an son yapılan çalışmada deniz anasının bir tür, evet, hepsi, onların hepsi görüyor hocam ama deniz anasında beyin yok ya. O bile şunu fark ediyorlar. Ya bu bir dakika. Bu da bir dream state, yani rüya haline geçiyor diyorlar. Neden rüya görüyoruz biz? Can varsa rüya vardır. Ruh gerekmez illa. Canlılık varsa, nefs daha doğrusu pardon. Nefs varsa canlılık vardır. Çünkü nefs bir tanrılık şeyidir. Denemesidir. Ben hep ısrarla söylüyorum. Nefs, Cenab-ı Hakk'ın fani şeylerden var ettiği bir tanrıdır. Ve bunun da aslında insanı, insan ağaç burada, içinde mi geçerli? Ağaçta da verdik. Farklı nefsler. Mesela diyelim ki bin ağaçlarda tane çınar. Ağaçlarda rüya mı görür? Nefs varsa görür. Evet. Çınar, katılıyor musun? Çınar. Kesinlikle. Şimdi çınar, binlerce milyonlarca çınar var. Hepsi aynı değildir. Kabukları da ayrıdır. Şeyleri de ayrıdır. Huyları da, ceviz de öyledir. Bir yerde kesinlikle nefs varsa kesinlikle aynılık yoktur. Rüyada vardır, farkına varmaklık da vardır. Çünkü o bir candır artık. Bir tür tanrıdır. Ha, ruh varsa o zaten farklı bir bilince kavuşuyor. Yani biz nefsi tam rüyayı anlayamadık. Rüyayı gören aslında canlılığın kendisi, ruhun kendisi değildir. Ruh değildir, nefstir. Nefs rüya görür. Ruhun rüya görmesi gerekmez. Çünkü ruh o alemlerin zaten bir parçasıdır. Nefse gördürüyor rüyayı Allah. Esasında kendi içinde bulunduğu simülasyonu insan nefsine gösteriyor ki hakikati kavrasın. Nefs de Allah'ın hallerini anlayabilmemiz için bütün seçenek şeyler vardır. Ne diyor ona? Donanımlar. Donanımlar vardır nefste. Allah'ı anlamak için sana onu verdi. Hakikati anlayasın diye nefsi kendi şeylerle, sıfatlarıyla donattı. Mesela hep bir örnek görürüm. Termometre bir şey, sıcak ölçüsüdür. Ama mesela orada cıva kalkıyor. Cıva kalktı, 40'a ulaştığı zaman cıva şöyle düşünüyor mesela, o diyor ki öf, ben ne kadar güçlü bir şeyim ki 40'a gelince bütün insanlar hararetten yanıyor. Nefs işte böyle bir bilinçtir. Aslında sadece bir başka gücün tartıcısı iken, yani başka bir gücün tartıcısı iken, ki Allah öyle yaratmıştır, ama bunu ben yükseldim diye hava ısındı, bilincini vermiştir. İşte Allah onun bu bilinçten çıkıp gerçek bilince ulaşabilmesi için ona rüya da gösteriyor, hayal de gösteriyor, tasavvur da yaptırıyor. Ta ki Rabbini bilsin. Rüyayı gören nefsimizdir. Evet, kader bunun çok, neresinde? Çok önemli bir şey ekleyeyim mi abicim? Şimdi normal şartlarda rüyada kişi duyularının sınırlamasından kurtulur. Şimdi biz insan unutan demek ya, ama bir anlamıyla. Ama zanlarından kurtulamıyor. Efendim? Zanlarından kurtuluyor. Evet, ama mesela bir yani duyulardan, hakikaten duyulardan kurtuluyor. Evet. Fakat çıplak çıkan manayı, evet, tanımlayabilmek için kendisinde, kendi gardırobunda bulunan
elbiseleri giydiriyorlar. Kesinlikle. Evet. Zaten o tür semboller. Yani mesela normalde hani insan bu yola girdiğinde ilk başta mesela direkt köpek saldırır, işte yok akrep çıkar, yılan sokar, bilmem ne olur. Çünkü bunlar aslında senin bilinçaltındaki virüslerin sembolik olarak sana beyninin, çünkü beyin sembollerle tanır. Yani beyin böyle bir çalışan bir arayüz. Bak burada çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Şimdi sen şöyle düşünmek lazım. Rüya halini mesela benim kendi anladığım şekilde söylüyorum. Şimdi ben dışarıdaki, yani bu ekranın içindeki avatarım bütün seçimler verildi anda, bütün seçimlerini yaptı. Her şey oldu bitti. Şimdi ben dışarıdaki halimle onun yaptıklarına, kendimin yaptıklarına şahit tutuluyorum. Dolayısıyla rüya dediğimiz şey temelde bu içerideki avatarın, şimdi avatarın yaptığı seçimlerin dışarıdaki tarafından görünmesidir. Yani bu içinde bulunduğumuz bu deneyim, hayat deneyimi temelde dışarıdaki nefs, yani dışarıdaki o ayağını sabitedeki o bilincin bu dünyaya gelseydi, gerçekten bunun içinde olsaydı, ne yapacaklarını gösteren ve paket olarak sunan, sonra da bak sen bunları seçtin, al sana bak anda, bunları izliyorsun şimdi zaman boyutunda olduğunu düşünerek dediği mesele. Sonuçta bunu izleyen yine aslında senin ayağını sabiten, yani senin kendi programın, seçimlerin sana gösteriliyor. Anlatabiliyor muyum? O rüyayı gören kim? Veya tabii şey bu. Sadece seçimlerle birlikte doğru yapman için de bazen, mesela sadık rüya dediğimiz şey, evet, doğru yapman için de nelere dikkat etmen gerektiği de sana gösterilir. Yani senin o ayağını sabitendeki sen diyor ki ey Mehmet Ali, bak evet, şurada bir korkun var diyor. Şunu aş diyor. Bunu aşamadıkça sen buraya varamazsın. Bu mesela bunların işte, o yüzden eskiler çok iyi tespit ettikleri için, mesela menam başka bir şeydir. Rüya bir şey, başka bir şeydir. Rüyada görme vardır. O da senin algın üzerinden sana yansıtıyor. Ama menamda senin algın yoktur. Doğrudan sana hak bilgisini atıyor. Mesela Hazreti İbrahim menamda gördüğü için oğlunu kurban etmeye kalktı. Rüya olsaydı tevil ederdi. Ama menamda gördü. Fil menami diyor. Ben görüyorum, menamda seni kesiyorum. Bunun şeyi yok. Yani bunun bir aldatılması yok. Ama rüyalarda, ahlamda, edgasta aldanma vardır. Kendi zanların üzerinden aldanırsın. Ama esas olan rüyayı gören sensin, ama senin gerçekliğin rüyayı görüyor. Aynen öyle. Evet. Ve ona da rüya deniliyor. Ya şöyle bir şey. Rüya. Mesela şimdi bir şey yapacaksınız, böyle yapıyor içinden. Ya Deniz, neden böyle bir şey yapıyorsun? Bunu niye yapmıyor? Bu konuşan kim ya? Bana birisi, tanık ben. Yani bana birisi, hani beni buna hidayet, yani birisi rehberlik ediyor. Sendeki o ayağını sabitinin o bilinci sana diyor ki niye böyle bir şey seçiyorsun ki? Fakat ne oluyor? Bu simülasyon içinde mesela 0-7 yaş arasında aldığın bütün bilgiler, beraber olduğun insanların bütün düşünce şekilleri. Ayağını sabiteyi de aç ki millet anlasın. Yani sen, ben hocam onu siz açın ya. Oğlum, çünkü ben gerçekten hayır, terminolojisini değiştiremem. Tabii, hayır, ayağını sabite dediğimiz. Programımız yani. Bizim terkibimiz, programımız. Kodlarımız. Evet. Kodlarımız. Bizim, yani benim bugün Deniz olmamın, Mehmet Ali Hoca olması, sizin Ertan abi olmanızın kodları, sizin o işte yukarıdaki yansımanın... Kader burada neyi değiştirecek? Bir söz söyleyeceğim. Maddin Arap bir yere diyor ki, ben ayağın sabiteyi gördüm. Hmm. Şu meselede benim bildiğimle Allah'ın bildiği eşit oldu diyor. Hmm. Bir laf söyledi bak. Ayağını sabite. Yani Allah'ın bir şeyle ilgili yazdığı, hüküm koyduğu program tamamını gördüğün zaman Cenab-ı Hakk'ın o işle ilgili bildiğiyle senin bildiğin eşitlenir. Ama o kendi zatından bilir, sen onun izniyle bilirsin. Ayağını sabite bu. Yani senin gerçekliğin. Yani birisi izin veriyor olması lazım. Bir sistemin. Senin gerçekliğin yani. İşte evet. Ayağını sabite. Kader bu işin neresinde? Kader bu işin. Yani şimdi simülasyondan bahsettin. Evet. Dedin ki avatar dedim bir şey. Peki kader? Nerede bu noktada? Kader takdir edilen demek. Yani şöyle bir şey. Miktar. Çalışırsın. Evet, miktar demek. Hatta kuantum demek yani. Miktar, ölçüm demek. Measurement demek. Hani çift yarık deneyinde ben neye odaklanırsam benim bilincim etkiliyordu ya kainatı. Sonuç itibariyle mesela tasavvufta himmet diye bir kavram vardır. Ya himmet edin derler. Ne bu? Olasılıklar içinde sen diyorsun ki ben bir dükkan açacağım. Himmet edin diyorsun. O olasılığa odaklanmasını istiyorsun. Kişideki bilinç mertebesi o kadar yüksek ki, kişinin o bilinç mertebesindeki o potansiyel, bu kainat
odaklandığın şeyi gerçekleştirmeye, gerçeğe dönüştürmeye, bir iznillah yaratmaya, John Wheeler'ın dediği gibi ortak yaratıcı olduğun için sana buna izin veriyor. Dolayısıyla bak, çok güzel bir alt band. Simülasyon evrende kader var mı? Evet, kader var tabii. Kader var. Kader yazılımdır. Evet. Evet. Şimdi bak, diyorum yazılım şu. Bir ağaç. Ağaç olmadan önce çekirdekte programı var mıdır? Sonra o ağaç o çekirdeğin içindeki programa göre gider gider ya, kader miktarlar. Çünkü Allah onu tayin etti. Şu kadar olacak, boyu bu kadar gidecek, şu kadar yayılacak, bu kadar. Sonra bu öldüğünde, bu yine var mıdır? Bu ağaç öldüğünde. Tabii. Yine çekirdeğinde vardır. Öyleyse kader vardır. Bu kaderi mi söylüyoruz? Yani Allah'ın dayattığı bir yazılım. Ya bu oyunu kuran kendisi. Tabii ki programlara göre çek yazın. Tabii ki bir program. Senin de programın var. Önünde bir mukadderatı var. Seçim nerede? Seçim her yerde. Mesela kaderi nasıl belirliyor Avatar evrende? Allah, şimdi biz Allah yine biz yine Allah'la kendimizi aynı masaya oturttuk. Hani Allah katında Allah'ın her şeyi bilmesiyle benim burada, yani şimdi ben onu öyle seçersem o zaman o bilim, şimdi Allah için zaman yok. Senin neyi seçeceğini biliyor zaten. Senin neyi seçeceğine şahit etmek için buradasın. Yani sen bilmiyorsun. Mesela derse giriyorsun, kimyan benim çok iyidir diyorsun. Kimyadan 3 alıyorsun. Hoca bilmiyor mu senin kapasiteni? Biliyor. Ama sen bilmiyorsun kapasiteni. Dolayısıyla kaderin değişmesi de kaderdir. Allah katında bu yazılım zaman üstü bir bilinç olduğu için zaten Allah senin neyi seçeceğini bilir. Şey, mesela sıkıntı tam orada başlıyor. Yani biz Allah'ı insan gibi dünü bugünü yarını olan bir varlık zannediyoruz. Öyle. Halbuki andan ibaret her şey. Yani onun bilmesi görüyor olmasıdır. Senin, aslında Kur'an da öyledir. Kur'an da olmuş bitmiş bir kısanın hikayesi. Haza zikrukum diyor. Mesela bu sizin hikayenizdir diyor Kur'an, Cenab-ı Hak. Kur'an sizin yaşanmışlığınızın bir özetidir. Sen onun saçını yoldun. Bitti bu. O Nuriye o şekilde yazdı Allah. Tercihlerini yaptın. Allah'ın bunu bilmesiyle biz şöyle diyoruz. Ezel vardı, ebede doğru akıyoruz. Hayır, bir şey yok. Hatta aslında senin için de yok. Ancak sen şeyini sıralayabilesin diye, yani yaptıklarını sıralayabilesin ve bilesin diye Allah sana ezel ile ebed arasında iki bir nokta yarattı. Bitti. Biz Allah'ı kendi yerimize oturtuyoruz. Zaten bilginin en temel problemlerinden bir tanesi de budur. Bilgiyi alan bir insan Cumhuriyet'in Arabi tevekkül edemez. Edemez çünkü o bilgi onu sürekli, tabii diyor, ekeceksin ki buğday olsun. Tabii ki işte ekeceksin ki meyve sana şey versin. Yani bu biraz teoloji olmuyor mu? Benim programın başında söylediğim. Yani antropoformik bir hani tanrıya ulaşma isteği. Evet. Yani biraz önce dedin ya. Evet. Yani işte var olmak, yani varmış, yiyor içiyor falan. Evet. Öyle bir tanrı söz konusu mu? Değil. O zaman kuantum evrene dönelim. Problem bu. Kişisel tanrı üzerinden. İnsanlar tanrı dendiğinde, hani mesela Allah tanımını onun için yapmaya çalıştık ya. Hani dedik ya, bir tane şirketiniz var. Ertan Özyiğit, bir de holdinginiz var. Ertan Özyiğit şirketi. Şimdi Allah tanımı, Allah ismine baktığımızda Kur'an'da sisteme dönük çok fazla kullanılıyor. Biz onu zati, yani onun şahsına dönük zannediyoruz. Yani Allah şimdi hadi bakayım ne yapacaksın gibi bir algıya giriyoruz. Hani onu kişiselleştiriyoruz. Batı'nın da en büyük problemi bu. Kişisel bir tanrı, bir bilinç aslında. Yani bir bilincin içinde olduğumuzu ve o bilincin daha ötesinde, bu bilincin çok daha ötesinde bir bilinci olan bir yaratıcı olduğunu idrak edemezsek o zaman zaten sistemden bir şekilde ateist oluyorsun şey zaten var, kafadan yani. Çünkü ki, kendi yarattığın bir tanrı üzerinden yorum yapıyorsun. Başka Allah'ım, bir şey söyleyeceğim. Yani mesela eskiden çocuklar şöyle bakıyorduk, işte hani doğmuş annesi veya babası hani İslam, hani bir şekilde İslam dinini kabul etmiş. Niye? Hediye gelmiş ona. Nasıl gelmiş hediye? Annesi, bu coğrafyada doğmuş, yaşamış. Annesi de, onun annesi de babası da Müslüman. Çocuk da Müslüman yetişti. Çok güzel. Hep sorarım, Danimarkalı bir papazın oğlu Müslümanlığı tercih etmesiyle anneden babadan hediye gelen adamın Müslümanlığı tercih etmesi arasındaki fark nedir diye. Sen Müslümanlık ben diyorsun. İzleyici. Bak, şimdi bu bir Müslümanlıktır. İman etti mi? Hazır buldu. Bir dini kalıbı hazır buldu ve uyguladı. Bugün bütün İslam dünyası herkes Müslüman. Kaç mümin? İnanç önemli değil. Ben iman tarafına daha çok bakarım. Önce, o anlamda işte, önce iman esasıdır. Tabii. Yani şimdi burada Müslüman olması, Müslüman da olması onun iman ettiğini göstermiyor ki. Ben o yüzden diyorum ki kadın muhteşem bir dönüştürücüdür. Peygamberin sülbünü alır,
yeniden iman edecek hale getirir. Yeniden ta baştan başlayacak avatar haline getirir. Yani peygamberin çocuğundan peygamber çıkmaz, evliyanın çocuğundan evliya çıkmaz. Kadın onu alır sıfırlar ve yeniden iman etmesi, yeniden teste girmesi ve yeniden sıfatlarını ortaya koyması icap ediyor. Şimdi dolayısıyla da yani insanın şeyi devam etmiyor. Yani şey üzerinden, baba üzerinden, anne üzerinden sürekli tazeleniyor. Sürekli sıfırlanıyor. Bir papazın oğluyla bir Müslümanın oğlu eşittir. Allah'a iman etmek noktasından. Hazır bir örf bulur. Hazır bir örf. Nedir hazır örf? İşte anne böyle dua ediyor, o da öyle yapıyor. Öbürü amen diyor, o da öyle yapıyor. Yani aynı şeyi yapıyor ama sadece aralarındaki farklı bir şey var. Müslümanı Allah diyor ki, tabi Müslüman olun. Müslüman bir kabuldür. En azından iman etmesen de bir takım doğru işler yaparsın. Toplumsal bir takım toplum huzurunu bozmayacak, dinamini bozmayacak şeyler yaparsın. Öbürü ise Hristiyan olarak doğru. Onda da kanunlar var. Ama eşittirler. İman etmedikleri sürece. İman eden farklıdır. Allah'a iman eden farklıdır. Yoksa bir kuralın içinde, yani mesela diyelim ki bir Yahudi de dini kurallara uyarak yaşıyor. Ama ona denilmiş ki Hazreti Muhammed'i aleyhissalatü vesselam'ı kabul edeceksin. Etmiyorum dediği zaman onun dini rütelleri onu kurtarmıyor. Bir Müslümanın da iman etmedikçe dini rütelleri onu tam kurtarmıyor. Bunu görmek lazım. Sevap hükmünde kalıyor sadece. Evet. Bir de şöyle bir şey var. Mesela Kur'an'da şöyle ayetler var. Çok arketiplere çok yönelik bir kitap. Yani herkesin her şeyi anlamayacağını biliyor Allah. Herkesin seviyesini, herkesin bilinç seviyesini, programını biliyor. Mesela diyor ki, bunu diyor basiret ehli anlar diyor. Evet. Bunu kalbi olanlar anlar diyor. Biraz diyor tefekkür edin. Ha diyor ki, bilmiyorsanız zikir ehline evet. sorun diyor. Mesela zikir ehli diye bir şeyden mi bahsediyor? Bilmiyorsanız işte kapı ehline gidin diyor. Onlar bunu anlar. Allah'ı bunlar doğru şekilde değerlendirir. Yani arketipler var. Dolayısıyla biz Müslüman dediğimizde müminin, muhsinin, bunların hepsinin sanki içinde olduğunu düşünüyoruz. Öyle bir şey yok. Mesela Allah'u yaktasu bir rahmeti men yaşa, ben özel insertler yaparım diyor. Yani mesela diyelim ki Ertan Özyiğit özel bir insörttür. Sana farklı bir şey verir. Ben bunu yaparım diyor Allah. Sen liyakatini, kabiliyetini ortaya koyduğunda gayretinle sana özel yüklemeler yapıyor. Hayatın içinde var. Bu belki peygamberlerin gerçekten Allah'ın o lütfunu çağırmaları bile bu özel şeydir. Gayret ve lütuftur. Evet. Bir de peygamberlere şöyle bakmak lazım. Şimdi insan doğduğunda insan olmuyor abi. Potansiyelleri evet. olan, insan potansiyeli olmak üzere bir evet. tür prototip Bravo. Gibi doğuyor. Yani biz şöyle düşünüyoruz. Ya bu insan bunu nasıl yapıyor? Ya şimdi baktığında mesela en azından Kur'ani ölçülerde bu insan belki de maden mertebesinde yaşıyor. Hayvan mertebesinde yaşıyor. Şimdi bilinç olarak insan bilinci denilen bilinç çok yukarıda bir yerde. Tabii ki. O sebeple şimdi bu kuantum alanda bizler insan gibi görünsek de diğer boyuta geçtiğimizde hayvan siretinde olanlar öyle. Hayvan suretinde kalkacak. Dolayısıyla burada bizi fixliyor. Her şeyi daralttı, algıları daralttı. Biz birbirimizi sokağa çıktığımızda insan gibi görüyoruz. Ama diyor ki onlar keşke toprak olsaydık diyecekler. Hayvanlara bakacaklar. Evet, çünkü hayvan hayvan kemalatına erişmiş hayvanlığını yapıyor. Ama sen de bitki var, maden var, insan var ve sen beşer sürüngen var. Beyinde yani yaşıyorsun hala. Dört tane hayat tarzı, hayat formunu insan aynı anda içinde var. Aynı anda. Yani şu anda insan hem nebattır, hem hayvandır, hem beşerdir, hem de muhatap aşkın olan bir insandır. Evet. İnsan Allah'ın idrakine varmış varlıktır. Senin içinde bir mertebe var, hayvansın. Yani hatta bir yerlere diyor ki sen onların içini dışına çevirsen göreceksin ki tilkidir, kurttur, şudur. Çünkü bu mertebelerin hepsi aynı anda hem nefs olarak hem hal olarak insanda mevcuttur. İnsan dediğin şey muhatabı, daha doğrusu şey Cenab-ı Hakk'ın idrakine varmış ve elbaptır, işte basiret sahibidir, hikmet sahibidir. İşte onun kalbi var duymaz, şey fıkh etmez diyor. Gözü var görmez diyor. Kulağı var işitmez. Biz bunları tam anlayamıyoruz ki. Kulağı var işitmiyor. Çünkü zahiri evet, kulağı var. Evet. Çünkü batın hani bizim içerideki bu. Çünkü beş duyu da içeride var. Allah diyor ki evvel evveli ver, ahiri ver, zahiri ver, batını. Yani o evvel o, ahir o, zahir o, batın o. Fakat biz şimdi sadece bu beş duyu, mesela kafa gözü derler tasavvuf elinde. Kafa kulağı ama can kulağıyla dinle der mesela. O demin hocamın anlattığı koku da can burnuyla alıyor adam kokuyu. Dolayısıyla
O onun bilincindeki aktarımı içeri alabiliyor. Oradaki meseleyi görebiliyor. Yani o kadar çok şey, o kadar muhteşem. Bakın mesela diyor ki Meryem suresi 38. Bize gelecekleri gün onlara gerçekler işittirilir ve gösterilir. Ne var ki zalimler bugün apaçık bir şaşkınlık içindedir. Şimdi siz burada kısıtlı algılarla gidiyorsun, yani kaldırılıyor, tamam bu oyun bitiyor. Evet. Ve şey, algılarındaki perde kaldırıldı. Zaten o çok açık bir şekilde. Meryem yani 38. Gözünüz yok şey, başka şey suresinde de var. Çok ilginç. Şimdi diyor senden gıta eke. Yani olayları net görmene mani olan perdeyi kaldırdım diyor. Hadi gör bakalım diyor. Ay bir bakıyorsun ulan ben ne yaptım diyor. Şeyde geçiyor. Kim bunu... olduğunu hatırlıyorsun çünkü. Evet. Yani burada sıkıntılar şuradan kaynaklanıyor. Şimdi yaratanın mertebeleri Hak, Rab, Rahman, Allah, Ahad, Vahid, bunların hepsinin farklı şeyleri ifade ettiğini anlamazsak, kişisel bir tanrı üzerinden hani böyle oturur işte böyle acaba böyle mi yapacak Deniz ya acaba ne gibi zaman mekana indirgediğimiz, çünkü bir taraftan burada Elmelik ama bir taraftan diyor ki Samet ben ötesinde bir şeyim. Bak işte yani, tam bu senin için çok da yarar. Kaf suresi 22. ayet. Hemen not alayım ben. Lekad kunte fi gafletin min haza. Ha, tamam. Sen bundan haberin yoktu. Fekeşefna anke gıtaike. Şimdi gözünden perdeyi kaldırdım. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ الْحَد۪يدِ Şimdi demir gibi görüyorsun. Demire benzetiyor. Çok ilginçtir. Niçin? Şeyi esasında hani insandaki kuvvet ve kudreti temsil olarak bunu söylüyor. Yani وَجَدْ كُلْ نَفْسٍ مَاهَا سَائِكُمْ وَشَيْدٍ O gün bütün nefisleri getireceğim. Onları yaptıklarını yapmaya zorlayanlarla birlikte. Yaptıklarını, onları yaptıklarını yapmaya zorlayanlar ve onların şahitleriyle birlikte. Şahit diyecek ki, Ertan bu işi yaptı Cenab-ı Hakk'ın huzurunda. Sahip diyecek ki, ben onu ittim. Sen lehinedir. Yani beraberinde bulunan diyecek ki, ben onu ittim diyecek. İnsan böyle. Yani sen normal bir evrenin içindesin ama seninle birlikte sana dokunabilecek başka varlıklar da var. İşte orada diyor ki, ben senden şeyi kaldırdım. Bak çok güzel bir soru daha. Sky demiş ki, tam anladık demiş yani. Peki simülasyon evrenden bahsediyorsunuz. Peki zaman yolculuğu kavramını bunun içine nasıl koyuyorsunuz? Çok rahat koyuyorsunuz. Evet. Çok rahat koyuyorsunuz. Nasıl koyuyorsunuz? Yani nedir zaman yolculuğu simülasyon evrende? Hemen söyleyeyim. Ben kendi daha tarafımdan... kolay da bir şey değil mi? Efendim? Tayi mekan mesela. Çok daha kolay. Kolay bir şey değil mi? Demin aslında biraz bundan bahsettik evet. Biz. Hani... Şimdi bakın şöyle hemen örneğini vereceğim, tamam mı? Şuraya yazayım da unutmayayım. Tamam. Tamam. Şimdi öncelikle şu keşefna ile ilgili bir şey söylemek istiyorum hocam. Oradaki ay Kaf 22'deki keşif ehli. Şimdi çok ilginç Discovery Channel var. Ben bu örneği hep veriyorum. Cover kelimesi İngilizce Arapçadan gelen bir kelime cover evet. Ve Arapçası kafir. Kafir Arapçada çiftçiye denir. Tohumu örttüğü için, geceye denir. Hani aydınlığı örttüğü ve gerçeği görmeni engellediği için. Bu İngilizceye cover olarak geçmiş. Ve Discovery Channel hani örtüyü kaldırmak, keşif, keşfi sağlayan kanal. Çünkü Discovery biliyorsunuz keşif demek. Özetle yani örtülenmiş bir şekilde algılara kısıtlandığımız için zaman mekan kaydımız var. Diyor ki ben beşerim. Mesela ben beşerim. Ama bana vahyedilir. Diyor ki benim bir tarafım beşer. Mesela Kur'an'da beşer, Adem, insan, nas. Bunların hepsi farklı bilinç mertebeleri abi. Beşer yani hepsini... deridir biliyorsun. Deri. Zahir yani. Evet. Tabii. Evet deridir. Ve hatta çok ilginç bir şey söyleyeyim mi? Ben hologramı anlatırken o görüntünün, o vazonun görüntüsünün hani iki tane aynaya yansıdıktan sonra yansıdığı o perdeye deri dendiğini öğrendim. İşte gölgenin gölgesi, Esma'nın gölgenin gölgesi olma halimiz aslında holografik evreni anlatıyordu. Şimdi buna dönerek şunu söyleyeceğim. Cold Blue diye bir adam var. Bu adam Alcatraz hapishanesine atılıyor. Çok böyle ünlü bir silahlı soyguncu. Ve bildiğiniz hani psikopat adam. Ve adam orada kavgaya karışıyor. Kavgaya karıştıktan sonra bunu alıyorlar. Alcatraz hapishanesi biliyorsunuz Alcatraz. O da Arapçadan gelen bir kelime. İzolasyon yani... Öyle bir hücreleri var ki ses geçirmiyor, ışık geçirmiyor vesaire. Adamı oraya atıyorlar abi. Doğal olarak iştahı da kesiliyor. 29 gün yeme yok, içme yok.
doğru dürüst uyku yok ve hiçbir şekilde duyusal bir algı girişi yok. Birdenbire adama gökyüzü açılıyor ve başka bir, bundan daha gerçek bir gökyüzü görmeye başladığını, bir halüsinatif olarak değil, başka bir boyuta adamın kapısı ve penceresi açılıyor. Bunu Robert Lanza da anlatıyor, David Eagleman da anlatıyor. Ve kol bulduktan sonra o hücreye giren, atılan ve yine böyle 20 küsür günü geçen insanlar da aynı şekilde rapor edilmeye başlıyor. Bunlar ne görüyor, bunlara ne oluyor diye. Hani bizim çile vardır ya, 40 gün demektir. Evet. Şimdi dervişle atarsanız şu an nörobilimcilerin, hani zaman yolculuğuna bağlayacağım için söylüyorum abi. Nörobilimcilerin en çok yaptığı şey, tamam bizim gerçeklikle direkt bir bağlantımız yok. Peki gerçeklik nedir? Meselesi yüzünden adamlar çekiliyorlar. İnziva denilen bir, işte retreat denilen bir şeye giriyorlar. Orada bütün algılardan çekildiğinde beyin, işte bizim çilede olan şey, işte baktığınızda Hacı Bayram Veli Hazretleri, İbn Arabi Hazretleri, bu mağaralara girme meselesi, Eshab-ı Keyf meselesi. İçeri girdiğinizde o prefrontal korteksin o ben, zaman, mekan algısı çekildiğinde siz zaten zaman üstü bir varlık olduğunuzu, o benim vahiy alırım ama bir tarafım da beşer denilen varlık olduğunuzu fark ettiğinizde zaten zaman yolculuğu simülatif bir alemde çok kolay bir şey. Ben bunu örneğin rüyada gösterir zaten Allah'ın sana, evet. Evet. Zaten yani zamansızlığı, yani zamansızlığı, zaman boyut atlamayı. Bunu ama buraya tamam, şimdi bak, bir şey boyut ekleyeyim, devam tamam. Et. Bruno bunu yaptı zaten, hı-hı, biliyorsun. Hı-hı. Hapiste kaldığı, hı-hı, sürece, hatta, hı-hı, ünlü Bruno hani böyle resmettiklerinde hapishanenin ne diyelim duvarını açar. Ve başka bir evrene, hı-hı, yolculuk eder. Onun, hı-hı, için yakılırken aslında affettirebilirdi kendisini. Yakın beni dedi. Yakıldı adam. Şimdi mesela çünkü ben buranın gerçek ben bu olmadığını söyledi. Avatar bir dünyadan işte vazgeçip gerçeğe gidiyorum dedi. Evet. Bruno. Bruno onun için çok önemli bir adam. Kabir azabı da bu zaten. Kabir azabı denilen şey de bu. Evet. Yani 40 yaşında gördüğüm bir rüya. Annem bana diyor ki beşiği salla diyor rüyamda. Gidiyorum bakıyorum ki beşikte de bendim. Ya benim. Şimdi bu bir işte şeydir, yani zamansız bir evren içindeki halimdir. Ve bu mümkün değil. Bir şey. Evet. Dark'ta hocam böyle yapıyor işte, adam kendi, izlemişsinizdir belki abi, ben bayıldım yani filme, diziye. Mesela kendisinin geçmişine gidiyor, kendisiyle karşılaşıyor vesaire vesaire. Kardeş bu çok mümkün. Bak çok az önce dedim, evet, ki bir yazılım var. Evet. Siz bu yazılım yüzünden gittiğinizde, mesela diyelim ki sizin elinizde bir çekirdek var. Bu çekirdeğin ağacı da var. Siz eğer program içinden gidebilecekseniz o ağacın bütün zamanlarını yaşarsınız. Ve sonra en eski zaman, şey, en sonraki zamanından geriye doğru da gelebilirsiniz. O yüzden kader ve mukadderatın varlığı insan için büyük bir nimettir. Yani siz pekala geçmişten geleceğe gelebilirsiniz. Gelecekten, kesinlikle, geçmişe gidebilirsiniz. Kesinlikle. Ve bu çok da oldu. Yani birçok öğretici şeyden geldiler. Yani geçmişte, gelecekten gidip geçmiştekini... Kim birçok dediğin? Hayatın içinde bir insan. Şimdi beni konuşturma, bir başka şeyler... Bir de şuna ekleyebilir miyim? Mesela kabir azabı dediğimiz şey demin bir tane... Bunu işte zamanla ilgili de söylüyor. Her zaman olabilir bu. Her zaman olabilir. Birçok öğretici. Evet. Kesinlikle, evet, öyle. Her, evet, zaman. Kesin. Mesela ama hani... öyle bir kesinlikle öyle deme. Şimdi her o zaman söyle kim bunlar? Ya o... Neler yapmışlar? Onu söyle bari. Şimdi ben önce, evet, bir konuya şey yapayım. Hani demin bir tane plastik el deneyi göstermiştik. O eli kendini zannetti ve beyni kaldırdılar. Ele saldırıda kendinin yorumunu yapmıştı. Mesela kabir azabı denilen şey sadece hani mesela Muhittin Arabi Hazretleri haşrolmayı sadece, hani biliyorsunuz her ayetine enfüs ve afak dediğimiz iki türlü anlamı vardır. Bir dışarıda, bir içeride. Asıl haşır senin, hani önce ölümü sonra hayatı yarattık diyor ya, ha ben bir avatardayım, tamam ben şimdi uyandım dediğin noktada senin aslında enfüsteki haşrın gerçekleşiyor. Dolayısıyla eğer ki kişi bu dünyada hani buradayken Rabbine dönemezse, hani o ırci meselesini, ırci meselesine buradayken ne oluyor? Senin ruhsal yapın, nefsi yapın, yani ruhsal yapın değil, nefsi yapın bedenine o kadar bağlanıyor ki sen kabre konduğunda normalde o bedeninden, o kıyafetten sıyrıldığın halde deminki el testindeki gibi hala oradayım zannettiğin için ve buradayken o eğitimi alıp da bu bedenden, aslında bu bedeni bir avatar olarak kullanman gerektiğini anlamayıp ötesinde bir varlığın olduğunu anlamadığın için buraya dokunma, burası bir şey ısırma vesaire hepsini sen hissediyorsun. Temelde aslında yine bir yanılgı, evet, yani ve şey, senin kabir azabı rahat izah edilebilir buna. Yani diyorsun ki
bir şekilde hayaletler mümkündür. Çünkü bedenlerini bırakmadıkları için burada kaldılar mı diyorsun? Yani hayaletler mümkündürden ziyade şunu söylemeye çalışıyorum. Bu gömleğin üzerine yapıştı, yani bu gömleğin kendi varlığını zannettiğin noktada bu gömlek üzerinde yapılan işlemler sana yapılmış gibi hissettirilecek. Evet. Kabir azabı. Çünkü sen onu beceremedin buradayken. Peki hani avatar bir şekilde bedendeydik değil mi? Evet, avatar. Çıktık. Kıyafet, suit yani. Hani var ya, tamam. Tesla suit. Çıktık. Evet. Peki bu hayalet neresi bu işte? Şimdi hayalet diye bir şey... Var mıdır, yok mudur? Ha. Niye insanoğlu böyle bir kurgu kurar? Niye filmlerde hayaletler vardır? Büyük bir kısmı cindir kardeşim. Hmm. Evet. Hayaletler. Büyük, şimdi. Büyük bir kısmı. Büyük bir kısmı bir seni kısmı, ilgilendirmiyor. Küçük tamam. kısmını anlatma. Küçük kısmı da senin sanrılarından yaratılan varlıktır. Mesela ifrit var, huddam var. Bu eski tabirler. Yani hayalet diye bir şey yoktur. Büyük bir kısmı zaten evet. ifrit. Senin öteki kısmı da zihninin de yarattığı şeydir. Ve o da sana bir varlık olarak gösteriyor. Katılıyor hayalet... musun? Kesinlikle. Evet.